Merhaba sevgili izleyiciler, İşte Hayat programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Tav grubu CEO'su Sani Şener. Hoş geldiniz Sani Bey. Hoş bulduk efendim. Şimdi sayacaktım ama artık sayamayacağım kadar fazlalaşmış sizin Türkiye'de ve dışarıda yapmış olduğunuz terminaller, Tav olarak, Tav bir marka. Ben başlayayım izleyicileri çünkü hatırlatmak istiyorum. Siz devam edin. Atatürk Havalimanı ile başladınız. Sonra Ankara Esenboğa geldi. Ondan sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı aldık. Türkiye'de dördüncü olarak da Gazipaşa Havalimanı'nı Alanya'da işletiyoruz. Onun dışında Gürcistan'da iki tane havalimanımız var. Birisi Batum, diğeri Tiflis. Makedonya'da iki tane var, Ohrid ve Üsküp. Ve Tunus'ta da iki tane işletiyoruz. Birisi Enfidha, birisi Manastır. Bir de Medine Havalimanı'nı aldık Suudi Arabistan'da. Şimdi bu şimdiye kadar saydıklarınızı bitirmiştim. Yani siz yaptınız. İşletiyoruz. Ve işletmeye başladınız. Evet. Medine'yi şu anda işletiyoruz ama mevcut olanı işletiyoruz. Yeni yatırımını da başladık ve %25-30 oranında yeni yatırım bitti. 1,2 milyar dolarlık bir yatırım. Suudi Arabistan'ın ilk özelleştirme projesi, havalimanı sektöründe ilk yapışlet devlet projesi. Ondan Suudi Arabistan hükümeti de çok önem veriyor bu projeye. Bizim arkadaşlarımız da orada gayet başarılı bir şekilde yatırımı çok hızlı bir şekilde götürüyorlar. İnşallah başarıyla 1,5 sene içinde bitireceğiz. Bitirdikten sonra Medine'de çok ciddi, çok güzel bir havalimanı olmuş olacak. Tüm havalimanı işletiyoruz orada. Bayağı da büyük bir proje, 1,2 milyar dolar. Siz aynı anda, TAV tabii çok büyüdü son yıllarda özellikle. Aynı anda kaç tane havalimanı yapabilme kabiliyetine ulaştınız? Yani aslında şu anda bakarsanız mesela yapım olarak da Katar Havalimanı'nı yapıyoruz. Abu Dhabi'yi yapıyoruz, Oman'ı yapıyoruz, Medine'yi yapıyoruz ve İzmir'i yapıyoruz. Şu anda 5 tanesini yapabiliyoruz. Aynı anda yapıyorsunuz. Ki bunların iki tanesi yani Katar ve Abu Dhabi dünyanın en büyük iki havalimanı şu anda. Oman da çok büyüklerden birisi. Medine'de öyle. Yani demek ki çok büyük 5 tane havalimanını aynı anda yapabilecek kapasitemiz var. Bunun sırrını sorayım o zaman. Yani aynı anda birçok ülkede çok ciddi işler yapıyorsunuz. Bunu yönetmek nasıl oluyor da kolaylaşıyor sizin açınızdan? Şöyle kolaylaşıyor. Tamamıyla insan kaynakları. Yani biz bilgiyi yönetmeye çok önem veriyoruz. Yani çok kıymetli arkadaşlarla çalışıyoruz. Geçen gün Schiphol Havalimanı ki dünyanın yine en önemli havalimanlarından birisidir Amsterdam Havalimanı. Onun CEO'su ve yardımcıları Atatürk Havalimanı ziyarete gelmişlerdi. Bir yemekhanede birlikte yemek yerken bir baktılar, ya ne kadar genç insanlarla çalışıyorsunuz dediler. Yani bizim Schiphol'ün yemekhanesine gittiğimiz herkes 50 yaşın üstündedir dediler. Yani hayır. Türkiye'deki genç nüfusun çok önemli bir kısmı biliyorsunuz çok iyi eğitilmiş. Bu evet, eğitilmiş kaliteli insanları biz iyi yönettiğimize inanıyoruz. Ben zaten yönetimi olarak yani Türk insanının hakkını verdiğinizde bir de iyi yönettiğinizde neler yapabileceğini aklınız almaz yani. Çok iyi şeyler yapabilirler. Biz de onun bir örneği olduğumuza inanıyoruz. Ekip çok önemli oluyor değil mi? Ekip çok önemli. Bilgi sermayesine çok önem veriyoruz. Sosyal sermaye dediğimiz ilişki sermayesine çok önem veriyoruz. Yani tüm dünyadaki kaynakları bizim arkadaşlarımızın biliyor olması lazım. Yani kaynakları derken tüm dünyadaki insan kaynaklarını, tüm dünyadaki malzeme kaynaklarını, üretilen ürünleri bunları biliyor olması lazım. Çok iyi biliyorlar. Yani arkadaşlarımız bu konuda çok iyiler. Çok iyi de yetişmiş Türk insan kaynakları var. Onları monte ediyoruz buralara. Bu yurt dışındaki şantiyelere ve çok başarılı oluyoruz. Ben şunu da sizinle alakalı gözlemliyorum. Siz de inanılmaz derecede hep sahada olan bir CEO'sunuz. Yani pek koltuğunuzda oturduğunuzu da zannetmiyorum. Çok seyahat ediyorsunuz ve ekip herhalde bu ekibe bir güven veriyor. Yani başları derde girse siz oradasınız yani koşturuyorsunuz hemen. Saha aslında öyle bir şey bizim şantiyecilikte kullanılan bir tabirdir. Yani proje müdürlerine hep ofiste oturmayın sahaya çıkın deriz. Onların sahası şantiye sahasıdır. Bizim sahamızda işte dünyada bu iş yaptığımız yerler dediğiniz doğru hep sahadayım. Saha için ben şöyle tabir kullanırım. Yani bir denize atladığınızda nefes almadan çıkmayı bilebileceğiniz yerdir saha. Yani hiç ikinci bir nefes almaya kadar çıkmadan sahaya hakim olmalısınız. Çok önemlidir bir saha. Sahayı bilmezseniz işte benim kullandığım hep bir lafım var. Ağaçlarını bilmediğiniz, tek tek bilmediğiniz ormanı yönetemezsiniz diye. Sahayı bilmek de bu. Ormanı yönetmek için bilmeniz lazım. Bilmek için de gitmek lazım. Yani dünyada iletişim araçları çok gelişti. Yani mailler, işte BlackBerry'ler, faxlar, Skype'lar, conference call'lar, video call'lar, her şey bir şekilde bu iletişimi yapabiliyorsunuz. Ama yine de sahada olmazsanız, yüz yüze görüşmezseniz ruhunuzu veremiyorsunuz. Onun için sahada olmaya çok önem veriyorum. Ve genellikle çok uzun seyahatler yaparak arkadaşlarımla birlikte oluyorum tabii. O yüzden mi herhalde onun da etkisiyle Libya'yı da konuşacağız tabii. Libya'da olaylar çıktığı zaman siz bir de oradaki çalışanlarınızı, hatta çalışanlarınız olmayan insanları dahi oradan, o kaostan kurtarmak için yine sahada fotoğraflarınız yansımıştı. Şöyle, çok önemliydi. Çünkü Libya'da o günlerde, hani bu hepimiz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olan en önemli savaş Vietnam Savaşı'ydı. Vietnam Savaşı'nda bu Saigon'un son günleriyle ilgili bir sürü film vardı. Yapıldı. Aynen onun gibi Tripoli Havalimanı Saigon'un son günleri gibiydi. Yani arkadaşlarım bana Skype'ten ulaştık kendilerine. Havalimanında 50-60 bin kişi olduğunu ve kimin nereye bineceğini bilmediğini, çok da küçük bir havalimanı. Biz de havalimanı inşaatı yapıyoruz. Onları orada yalnız bırakamazsınız. Yani gencecik mühendisleri yollamışsınız oraya. Kız, erkek, gencecik çocuklar. Anneleri arıyor, babaları arıyor. Ne oldu, nedir? Basın çok sıkı bir şekilde, iyi bir şekilde veriyor oradaki haberleri. Ben o zaman atlayıp gideceksiniz. Yani çünkü atlayıp gidince sizin orada belirli bir gücünüz var. Ne olursa olsun, ihtilal olursa. Ama korkmadınız. Yok yani. Korku yok muydu? Çünkü gerçekten çok tehlikeliydi yani. Uçuş yapmak bile tehlikeliydi. Şimdi aslında şöyle, biz Libya'daki kaos. İşte hep ben bu kadar büyük organizasyonları yönetiriz ama biz hep şantiyeciyiz deriz. Yani biz mühendisler yıllardır dünyanın çok değişik yörelerinde, tehlikeli yörelerinde çok çalıştık. Ondan dolayı aklınıza gelmiyor. Yoksa her insan korkar. Belki ben de korkmuşumdur ama aklıma gelmiyor. O an korkmak aklınıza bile gelmiyor. Yani çünkü oradaki arkadaşlarınızı kurtarmak en önemli. Orada biz 250 tane Türk mühendis ve mimarı, gencecik arkadaşlarımızı tahliye ettik. Tunus üzerinden uçakla getirdik. Ama en önemlisi 4000 civarında Vietnamlı ve Taylandlı vardı. Bizde çalışan, düşünebiliyor musunuz? Hiçbir kimse onlara sahip çıkmıyordu. Ve onları biz gemi tutup İtalya'dan gemi kiraladık ve gemide bulamıyorsunuz, uçakta bulamıyorsunuz. Malta'ya getirdik hepsini. Ondan sonra Malta'dan 747'ler kiraladık. Hepsini memleketlerine yolladık. Vietnam'a ve Tayland'a. Şimdi bizim Vietnam ve Tayland piyasasında öyle bir itibarımız var ki biz istediğimiz an oradan istediğimiz kadar işçiyi dünyada her yere götürebiliyoruz. Çünkü onlara bir ispatladık. Onları çok bırakmadık. Tabii yolda bırakmadınız ve güven verdiniz. Hükümetler de bize çok teşekkür ettiler. Bize çok teşekkür ettiler. Ortaklarımız orada çok güzel bir operasyon yaptık. Libya başladık konuşmaya. Siz Libya'da gerçekten önemli bir havalimanı yapıyorken, hatta 2 tane değil mi? Libya'da iki işiniz vardı. Tam işin ortasındayken bu kaos, savaş patladı, isyanlar oldu ve sizin işleriniz durdu. Hatta hatırlıyorum bazı iş makinelerine dahi zarar veriyorlardı. Libya'da şu andaki durumu bize özetler misiniz? Çünkü sizi herhalde caydırmadı. Şöyle caydırmadı. Halen bir ekibimiz orada. Bekliyoruz. Libya'nın açılmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş açılıyor. Açılacaktır da. Çünkü çok ciddi bir petrol gelirleri var. Yani bu gelirden dolayı yatırımlara devam edeceklerine inanıyorum. Ama tabii bir düzensizlik, bir kaos orada var. Aslında biz tabii alışkınız bunlara. İlk Arap Baharı Tunus'ta başladı. Biz Tunus'ta da 2 tane havalimanı işletiyoruz. Orada insanları tahliye ettik. Hem 1000 civarında Türk vardı. Yani orada yaşayan aileler, başka firmaların elemanları. Onları tahliye ettik. Yabancıları da biz tahliye ettik oradan. Onun için hakikaten Avrupa'da bir sürü büyükelçilik bize çok teşekkür etti. Bizim havalimanından tahliye ettik. Gürcü Rus Savaşı oldu. Gürcü Rus Savaşı'nda da bir sürü bombalamalar oldu Rusya tarafından Gürcistan'a. Orada da biz insanları yine tahliye ettik. Biraz böyle bu tahliye işinde aslında insana olduk. Çok dokunan bir tarafı evet, tabii. Yani diyorsunuz ya, şimdi istesek Vietnam'dan, Tayland'dan işçi rahatlıkla bulabiliriz. Tabii o tahliye tabii çok insana dokunduğu için. Çok insana dokunuyor. Yani zor işler bunlar. İnsanlar ürküyorlar. Filmlerde gördüğünüz işler başınıza geliyor. Yabancı bir ülkedesiniz. Kaçmaya çalışıyorlar. Yabancı bir ülkedesiniz. Birinde ihtilal oluyor, birinde savaş oluyor, öbüründe iç savaş oluyor. Bir sürü sıkıntılarla boğuşuyorsunuz. Ama şu var, bizim Türk firmaları olarak lüksümüz yok. Yani biz gidip dünyanın gelişmiş ülkelerinde iş yaparak başarılı oluruz da çok büyük paralar kazanamayız. Yani bizim ancak gelişmekte olan pazarlara gitmemiz lazım. Buralarda da fırsat saklı. Buralarda fırsat var. Buralarda bizim çok büyük bir avantajımız var. Bir kere geçmişle ilgili Osmanlı İmparatorluğu'nun oralarda çok ciddi hatıraları var. Çok ciddi tarihsel bağları var. Coğrafi yakınlık da var. İşte idari yakınlık var. Bir din birliği var. İslam ülkeleri çoğunluğu bunların. Ondan dolayı bizim Türk firmaları oralarda çok başarılı oluyor. Biz de bu başarılı olanlardan birisiyiz ama bu başarı yoluna giden yolda bir sürü kilometre taşları var. Bunların bazılarında sıkıntılar oluyor. Peki şu oluyor mu? Mesela Libya'da siz bir önceki hükümetle çok uzun yıllar o ülkeyi yöneten liderle iş yapıyordunuz. Sonra tabii dönem değişti, devir değişti. Yeni gelen isimler, yeni yöneticiler size karşı bir düşmanlık besliyor oluyor mu? Ya da siz korkuyor musunuz? Acaba bize bir kötülük gelebilir mi? Çünkü daha önceki bağlardan dolayı. Biz tabii ki çekiniyoruz. Biz tabii ki çekiniyoruz. Ama mesela bunu Tunus örneğinde anlatabilirim. Daha iyi. Çünkü Tunus'ta bir 53 yıllık bir diktatörlük rejimi vardı diyelim. Bunun 23 yılında olan yönetici Ben Ali ihtilalden sonra ülkesini terk etti. Yepyeni bir kuruluş geldi. Yepyeni bir hükümet geldi. Evet. Bu hükümetle tabii ilişkilerinizi kurmanız lazım. Biz ne yapıyoruz? Bizim iki tane olayımız var. Biz bir kere bir Türk firması olarak oradayız. Türkler bu bölgede çok sevilen insanlar. İkincisi de biz uluslararası işte halka açık, dürüst, etik bir firma olarak o ülkelerde bulunuyoruz. Onun için her türlü araştırma mutlaka yapılıyor ama biz temiz çıkıyoruz Allah'a şükür. Temiz çıktıktan sonra da onların ülkelerine yatırım yaptığımızı söylüyoruz. Yani anlatıyoruz derdimizi ama tabii hep sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz, tekrar anlatıyoruz. Ama yılmıyorsunuz, yine gidiyorsunuz. Yani ihlal olduğunun birinci ayında Tunus'ta bizim bir terminalimizi işçilerimiz işgal ettiler ve bizi sokmadılar içeriye. Ben gittim bütün Tunus'ta toplantılar yaptım. Basın toplantıları yaptım. Kendimizi anlattım. Tüm gazetelerde ilanlar İşgal verdik. Sürerken. Tabii. Ondan ben 1000 tane işçinin karşısına çıktım, konuştum. Tek tek anlattım. Bizim niye geldiğimizi. Çünkü onlar bizim kolonize etmeye geldiğimizi savunuyorlar ihtilalden sonra. Halbuki bizim işte oraya yatırım yaptığımızı, 500 milyon euro civarında yatırım yaptığımızı, onlara iş imkanı arattığımızı tek tek bunları anlatıyorsunuz. Tabii bunlar kolay şeyler değil. Yani birinci giden seni seviyordu, ikinci yerine gelen sevmeyecek değil. Yani anlatmanız lazım kendinizi ve doğru olmanız lazım. Eğer doğruysanız, proje doğruysa, doğru iş yaptıysanız fark etmiyor. Kim gelirse gelsin sizin o ülkeye faydalı olduğunuzu görüp sizi destekliyorlar. Ama sorunuzun asıl cevabı şu. Zor tabii. Yani kolay değil. Devamlı sil baştan. Yalnız sizde de yöntem, bir sürü yöntem var yani. Çok var. Yöntem bitmiyor anladığım kadarıyla. Bitmiyor. Yani çünkü çözüm bulmamız lazım. Çözüm bulmazsanız yaşatamazsınız sistemi. Sistemi yaşatmak için devamlı çözüme odaklı olmak lazım. Ama ben zannetmiyorum batılı bir CEO'nun işgal olmuş terminal binası. Bir ay önce iktidar devrilmiş de kalkıp da gidecek, orada iş yapmaya çalışacak. Can güvenliğini çok bahane edebilir. Farkımız şu, bizim oradaki direktör arkadaşımızı 6 saat rehin aldılar. Yani işçiler. Acayip şey. Çok da kıymetli bir arkadaşımız. Ama hiçbir sorun olmadı. Yani Tunus çok barışçıl bir ülke. İnsanları da çok barışçıl insanlar. Biz Tunus'tan çok memnunuz. Yani her şeyimizi orada çözüyoruz. Fakat zorluklar olmayacak diye bir şey yok. Avrupalı CEO'larla bizim aramızdaki fark inşallah bir 20-30 yıl içinde kalkacaktır. Yani Türkiye'nin CEO'ları, Türkiye'nin iş adamları, Türkiye'nin müteahhitleri, sanatçıları, sporcuları hepimizin çok çalışmaya mecburuz. Bizim o çalışmama lüksümüz yok. Avrupalı CEO'lar haftada 2 gün tatillerini yapabilirler. İşte golflerini oynayabilirler, gezebilirler. Çünkü ülkeleri çok gelişmiş ülkeler. Şirketleri çok büyük işler almışlar zamanında. Çok büyük paralar kazanmışlar. Onların işçileri de rahat zaten yani. Evet. Bizim bırakın CEO'ları daha önce işçilerimizi çok rahat ortamlarda çalıştırmaya başlatmamız lazım. Mühendislerimizi, çalışanlarımızı çok rahat ortamlarda çalıştırmaya başlatmamız lazım ki ondan sonra biz rahat ortamlarda çalışabilelim. Oralarda o düzenler sağlanmış. İnşallah bize de sağlanacak. Yani Türkiye'ye bakarsanız 1989'da aslında küreselleşme başlıyor dünyada. Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte. 1990'la 2000 yılları arasında Türkiye maalesef kaçırmış. Ciddi bir fırsat kaçırmış. Yani küreselleşmeyi Türkiye uyanamamış diyebiliriz. 90'ların sonlarına doğru özelleştirme faaliyetleriyle başlıyor. Küreselleştirme de özelleştirme çok önemli. Çünkü özelleştirmeyle siz bir sermaye yapabiliyorsunuz, bir şirket yaratabiliyorsunuz ki Tav böyledir. Tav örneğini anlatıyorsunuz evet. Aslında. Tav'ın ortaya çıkışı değil mi? 90'ın sonlarında biz özelleştirmelerle evet. Ortaya çıktık. Ondan sonraki ikinci dönem yani 2000 ile 2010 arası Türkiye'de işte bu özelleştirmelerin çok fazla olduğu, 2001 krizinden sonra özelleştirmelerin çok fazla olduğu, altyapı yatırımlarına çok önem verildiği ve paranın, dünyadaki bollaşan paranın Türkiye'ye bu özelleştirme projeleri sayesinde çekilebildiği bir dönem. Şimdi 1990-2000 boş geçti diyorum. 2000-2010 çok güzel çok geçti. Ama 2010 ile 2020 eğer 2000 ile 2010 arası gibi geçecekse aynı metotlarla bu geçmez. Başka şeyler yapmak. Peki neden bahsediyoruz o zaman? Siz ne düşünüyorsunuz? Neden güzel bir ben şunu düşünüyorum. Yere geldik. Yani şirketlerde de böyledir, ülkelerde de böyledir. Yani seni buraya getiren yöntemler oraya götürecek yöntemler değildir. Değiştirmeniz gerekiyor. İşte bunun için ben şu anda 2023 vizyonu diye, bilmiyorum onu okudunuz mu? 2023 vizyonu koydu hükümet. Şimdi 2023 tabii vizyonunda 173 milyar dolarlık bir altyapı yatırımı gözüküyor. 130 milyar dolarlık bir enerji yatırımı gözüküyor ve 25 milyar dolarlık da bir turizm yatırımı gözüküyor. Şimdi bunlar müthiş hedefler. Yani bu hedeflere ulaşılabilirse Türkiye işte o zaman 500 milyar dolarlık ihracat hedefi görünüyor. O zaman dediğiniz gibi o zaman 2010 ile 2020 arasında çok daha farklı, çok daha büyük şeyler yapılmış olarak hedefe ulaşılır diye düşünüyorum. Bunlar olmaz mı? Olur. Çok büyük yatırımlar var biliyorsunuz şu anda Türkiye'de ama para bulma zorlukları da gözüküyor. Bu para bulma zorlukları açılırsa işte köprüler, havalimanları hepsi yapılabilir diye düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum. Böyle biraz tabii siz çok ilginç bir CEO'sunuz aslında tanıdıklarım arasında. Peki böyle zor pazarlara gidiyorsunuz. Bir taraftan 2023 vizyonuna TAV'ı hazırlıyorsunuz. Öbür taraftan şu anda çok önemli pazarlarda ciddi bir oyuncu halindesiniz TAV olarak. Ve de aslında TAV inşaat değil mi? İnşaat grubu. TAV inşaat şirketi. İnşaat şirketi. Havalimanı inşaatları yapıyor. TAV havalimanları da havalimanlarını işletiyor. İkisiyle beraber. Bu biraz da para kaybediyorsunuz herhalde değil mi bu kaoslar sırasında? O ne oluyor? O yani, hani böyle gelip de işgal ediyorlar, işi durduruyorlar, işte makinalara bir şey oluyor. Siz nasıl hemen bir yol haritası şimdi biz bir portföy yönetiyoruz. Yani bu yönettiğimiz portföyün içinde para kaybeden de oluyor, para kazanan da oluyor. Biz onu dengelemek zaten bizim görevimiz. Biz para kaybetmekten ziyade yerine koyduğunuz mu ya da yaptığımız yatırımın geri gelmemesi bizim için sıkıntı oluyor. Biz çünkü hepsini bir yatırım olarak yapıyoruz. Yani yaptığımız bu yatırımların %70'ini kredi olarak kullanıyoruz. %30'unu da kendi sermayemizden koyuyoruz. Bu sermaye bugünlerde Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi aslında. Çünkü 2008'den önce biliyorsunuz kendini sermaye koymadan çok büyük yatırımlar yapabiliyordunuz. Çok büyük evet. Özelleştirme projelerine girebiliyordunuz. Evet. Ama şu anda %30 sermayeyi masanın üstüne koymadan bankacı size görüşmüyor bile. Yani onun için sermaye çok önem kazandı. Biz sermayesi güçlü bir şirketiz. Her şeyden önce. 2008'den önce bu yoktu bakın. Bu çok önemli bir durumdur. Yani 2008'den sonra Türkiye krizi hakikaten çok güzel atlattı. Çok başarılı geçti. Ama bir tek şeyi Türkiye şu anda kaçırıyor veya Türk yatırımcıları. 2008 öncesi gibi ben gireyim özelleştirme projelerine alayım sonra bakarız yok. Daha ilk gün projenin bedeli ne kadarsa onun %30'unu kesinlikle bankalar görmek istiyor. Sermayen varsa ben de sana %70'i veririm diyor. Bütün hadise burada kilitleniyor. Onun için 2023 vizyonuna baktığınızda sermayesi olan şirketler çok fazla büyüyecekler. Güçlü olacaklar kesinlikle. Evet. Yani artık uçağı olan, teknesi olan, işte şu olan bu olan değil de sermayesi olan şirketler çok daha fazla büyüyecekler. Sanırım 2023 vizyonunu da bu şirketlerle sağlayacak şimdi bakın, Türkiye. 200 demin verdiğimiz rakamlara bakarsa 200 milyar dolardan bahsediyoruz. Hatta 300 milyar dolardan bahsediyoruz. 300 milyar dolarlık bir yatırımda 90 milyar dolar sermaye lazım. 90 milyar dolar sermayeyi koyman lazım ki 210 milyar doları yurt dışından sana getirebilirsinler. Evet. Onun için yani bu seçicilik çok önemli olacak ama Türk firmaları gerçekten iyi işler yapıyorlar. Bu sermayeyi bulacak çok firma var Türkiye'de. Onun için ben şu anda görünen büyük projelerin hepsinin Türkiye'de yapılabileceğine inanıyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Sevgili izleyiciler, bizden ayrılmayın. Empara.com'da 10 liraya bile zengin faizi var. Yapma ya. Abi bende 5 lira var. 5 lira da annemden alır, ben giderim. Nereye gidiyorsun Altan? Altan! Sergen Bey, her şey Empara.com mu? Finansbank Empara.com'da 10 liraya bile zengin faizi var. EFT, havale ve hesap işletim ücreti yok. Empara.com. 1953 yılında başladı hikayemiz. Herkesi mutlu edecek keyifli evler hayal ettik. 60 yılda binlerce aile yaşadı bu evlerde. Ürettiğimiz her konutta yeni heyecanlar, yeni mutluluklara şahit olduk yıllarca. Bugün Türkiye'nin modern yüzünü kurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emlak Konut, 60 yıldır güvenle. Bolu Dağı'na tırmanmak, bulutların üstüne arabayla da çıkıldığını bilmeyene zor gelir. Ama bizim için eve giden hiçbir yol zor değildir. Yolda okuduğumuzu lastiğe yazıyoruz. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Şubat'ın günü az, masrafı çok diyenler için günde 5 liraya 5000 lira süper kredi. Başvurmak için hemen bireysel yazıp 4411'e gönderin. İşte destek budur burada, hizmette sınır yoktur. Seranit Yapı Grubu'ndan büyük yenilik. Sera Oxikot. Dünyada ve Türkiye'de ilk kez bir iç mekan sıvası, içerdiği özel elementlerle ortamdaki istenmeyen kokuları yok ediyor. Ayrıca küf, rutubet ve bakteri oluşumuna engel oluyor. Sera Oxikot, kötü kokuyu yok eden ekolojik sıvı. Sadece Polisan satış noktalarında. %100 canlı, %100 tatlı, %100 heyecanlı ve %100 sıcakkanlı sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve barış içinde Cem Cemilay'la Uyku Sergece başlıyor. Sen ne diyorsun ya? Kendine ya. A Haber'deyiz ya. Tebessümle yetinmeyen, gülümsemeye doyamayan, kahkahalarını tutamayanlar için uykusuz her gecenin yarın geceki konukları. Ses sanatçısı Ömür Göksel, sinema oyuncusu Bahar Öztan ve canlı performansıyla Funda. Burası A Haber Uykusuz. Uykusuz her gece pazartesiden perşembeye saat 24'te A Haber'de. Kapris Gold'dan bir günlük saray odası alana bir günlük saray odası, bir saray odası alana bir saray odası ve 2 kişilik umre seyahati hediye. 25 Şubat son gün. Kapris Gold, Bayrampaşa, İstanbul. Dünyanın neresinde var bizim mahallelerin canlılığı, sıcaklığı? Esnafımız neredeyse orada var. Dünya kapansa onlar açık. Yardıma açık. Eli açık. Değişime açık. Bahtı açık. sohbete açık. Mahallemizi mahalle yapan esnafımız için gelin el ele verelim. Bugün siz de mahalle esnafınızdan alışveriş yapın, kapıları hep açık kalsın. Kapımız esnafa açık. Bütçeniz hiç zorlanmasın diye, kimse Carrefour'sa fırsatlarını kaçırmasın diye, Carrefour'sanın 20. yılı şerefine 4 alışverişinizin biri hediye. Siz de 4 Mart'a kadar Carrefour'sa Plus Kart veya Carrefour aksesinizde Carrefour hipermarketlerinden 4 alışveriş yapın, 1 alışveriş bizden kazanın. Türkiye'de 20 yıldır alışverişin adı Carrefour'sa. Carrefour'sa. Cep kredi kartınızdan farklı günlerde 5 kez 75 lira ve üzeri giyim, market veya akaryakıt alışverişi yapın. 75 lira hediye puan kazanın. Hep kredi kartlı Selahattin Çakalar fırsatları yakalar. Sor Kadir'cim, sor. Ya abicim, sen bu inşaatın bütün geliratını bu telefona gömdün. Kadir'cim, inşaatları biz yapıyoruz. O işe Türksel bakıyor. O işe Türksel bakıyor. Bir kereliğine akıllı yurt dışı yazıp 22-22'ye mesaj atın. Bulunduğunuz ülkeye ve kullanım miktarınıza göre otomatik olarak en uygun paketlerle konuşun, mesajlaşın, internete girin. İşinizi teknoloji büyütsün, teknoloji işinize Türksel baksın. Hayatta Sani Şener'le sohbetimize devam ediyoruz. Bence en önemli gündem maddelerinden biri şu anda soracağım soru 3. Havalimanı. Sizi çok ilgilendiriyor tav olarak. Başbakan Erdoğan açıkladı ki dünyanın en büyük havalimanı projesi olacak bu. Sizi nasıl etkileyecek? Çünkü siz 2021 yılına kadar Atatürk Havalimanı'nı işletme hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla zarar da etmemeniz mi gerekiyor? Neler oluyor ve bir oyuncu olarak görecek miyiz? Şimdi hepsini şöyle, birden sordum. Evet, olsun, ben de hepsini birden anlatayım. Aslında pek 3. Havalimanı ile ilgili konuşmak istemiyorduk ama kısaca konuşalım, önemli bir konu. Şimdi şöyle, evet, önemli bir konu, anlatmak lazım. Çünkü herkes bir şeyler söylüyor. Evet, çok. Yanlış bilgilenmeler de var. Şimdi bir kere TAV Havalimanları 2021 yılına kadar İstanbul'un Avrupa yakasındaki tüm yolcuların hakkını alarak bunun parasının %25'inde peşin olarak 2005 yılındaki ihalede ödedi. Yani 2021'e kadar yolcu bizim. Zaten buna hiç kimsenin itirazı yok. Bu havalimanı ihalesi çıkmadan önce de bize Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları yazımızı verdi. Yani siz rahat olun, 2020'ne kadar eğer öbür havalimanı biterse, eğer süreler çakışırsa sizin oradaki zararınızı karşılayacağız diye. Ondan dolayı bizim içimiz rahat. Hı hı. Yani olması gereken yapıldı. Çünkü bitecek herhalde. Yani olması gereken yapıldı. Çünkü niye olması gereken yapıldı? Türkiye'deki özelleştirme projelerinin başlangıcında kurulan mali tablonun yolda giderken değiştirilmesi yanlış. Onun için bu doğrusu yapıldı. Bu da yabancı bizim yatırımcılarımız tarafından da müthiş güzel karşılandı. Yani demek ki Türkiye'de özelleştirmelerin legal altyapısı var. Bundan dolayı hiçbir sıkıntı olmuyor. Örnekleri de çıktı. Bu açıdan iyi. 3. havalimanının yapılması konusu, Türkiye'de havacılık çok ciddi büyüdü. Bu dediğim 2000'li yıllardan sonra hakikaten 33 milyon olan yolcu sayısı, toplam yolcu sayısı 130 milyonlara çıktı. Son 10 yılda. Son 10 yılda. 10 yılda. Bu çok ciddi bir büyüme. Çok. Bu büyümeye baktığınızda Atatürk Havalimanı dünyada 16. yerlere geldi. Ve eskiden çok daha gerilerdeydi. 45 milyon yolcu bu sene biz Atatürk Havalimanı'nda ağırladık. Ondan dolayı Atatürk Havalimanı ciddi bir yere geldi. Bu ihaleye katılacak mıyız? Tabii ki katılacağız. Ama ne olursa olsun bu ihale ayrı bir ihaledir. Yani bu ihalenin Atatürk Havalimanı ile olan ilişkisi bize verilen mektupla bitmiştir, açıklanmıştır. İhale şartnamesi de çıkmıştır. Şartnamede de diyor ki yeni yapılacak havalimanı Avrupa yakasındaki tek havalimanı olacaktır. Oradaki yolcuların imtiyazı orayı yapana verilecektir. O zaman Atatürk Havalimanı demek ki kapanacaktır. Onun için orası açık olacağı için bu ilişkiyi sadece bizim o dönem çakışırsa, yani 2020'de bitirirse 1 yıl, 2019'da alan bitirirse 2 yıl, bizim zararımız tazmin edileceği için bir sorun yok. İşte ihaleye baktığınızda ihale zor bir ihale. Demin bahsetmiş olduğum 200-300 milyar dolarlık 2023 hedefindeki 10 milyar dolarlık kısmı ilgilendiren bir ihale. Evet, altyapı tek başına. Evet. Sayın Başbakanımız açıkladı. İstanbul Kanalı'da ihaleye çıkacak dedi ve 20 milyar dolar civarında olacağı söyleniyor. Galata Port'ta çıkıyormuş. Demek ki 40 milyar doları hemen şu günlerde çıkıyor. Çok önemli günler aslında, önemli değil günler. Mi? En önemli işte özelleştirmeler. Bu çok önemli özelleştirmeler. Evet. Bu özelleştirmelere çok ciddi oyuncuların girmesi gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü bunlar artık bankalar işi çok sıkı tutuyorlar. Çok ciddi sıkıntılar yaratabilir firmaların başına. Hele havalimanı. Havalimanı bir köprü değil. Havalimanı bir otoyol değil. Havalimanında bir işletme kabiliyeti gerekiyor. Yani köprüyü yaparsınız, arabalar geçer, arabadan parayı alırsınız, biter. Ama bizde öyle değil. Bizde uçaklar inecek, yolcular gelecek, onlara ticari satışlarınız olacak. IT sistemleri çok çok önemli. Yani şimdi herkes 3. havalimanındaki arazinin mailinden, oradaki hafriyattan bahsediyor. Doğru, gerçekten çok ciddi bir kömür sahası. 30 yıl orada İstanbul'un kömürü oradan alınmış. Çok büyük çukurlar var. 1.5 milyar metreküplük bir hafriyattan söz ediliyor. Doğru. Ama bunu çarpıyorlar, bölüyorlar. İşte 1 milyar dolar veya 2 milyar euro sadece bu tutar diyorlar. Ya oranın IT sistemleri 200 milyon dolar tutar. IT yazılımları o kadar tutar. Yani bunu hani şimdi burada da böyle açıklıyorum. Olayın hep bilinen yönüne, yani araziye konuşuyor herkes. Yani 150 milyon yolculuk bir havalimanını yapmak, onun mekanik, ekipman, elektrik. Yani bizim mesela Abu Dhabi'de yapıyoruz. Sadece çatısı 350 milyon dolar tutuyor. Hemen hemen bu büyüklükte. O zaman konuşulan bütün rakamlar yanlış. Yani rakamlarda bir afaki var. Burası 10 milyar dolarlık bir yatırımdır. Hiç bunun başka türlü orayı çalıştıramazsınız. Fazlar ayrılmıştır, doğrudur. Ama fazları ne olursa olsun birbirinize bağlamanız lazımdır. Geliri elde edebilmeniz için. Siz gidip gördünüz mü? Tabii ki. Araziyi dolaştınız. Araziyi de gördüm. Bizim arkadaşlarımızla çalışıyorlar. Biz bu işi iyi biliyoruz. Çalışacağız, gireceğiz. Paramız da var. Allah'a şükür bunu yapacağız. Buraya para da bulabilecek şirketlerden bir tanesiyiz. Mutlaka rakiplerimiz de olacaktır. Ama matematiği zor bir iş. Devlet hava meydanları da baktığınızda tabii devlet hava meydanları da bu işi çok iyi biliyor. Yani müthiş bir dosya hazırlamış. Yani dosyanın kısmını diyorum. Matematik kısmı çok müthiş. Yani onlar da artık ustalaşmış o zaman. 6.3 milyar euro bir garanti veriyor ama sadece yolcu garantisi veriyor. Ticari gelirlerin garantisi yok. Ama bu arada kira da istiyor. Ama bu arada 10 milyar dolarlık yatırım da yap diyor. Müthiş bir denklem var. Bu denklemi çözmede ufacık bir hata yapan işe başlayamaz. Yani çünkü başlamanız için bankaların bunu kabul etmesi lazım. Önce gireceksiniz, devlet hava meydanları kabul edecek. Ulaştırma Bakanlığı onaylayacak, ondan sonra da bankaya gideceksiniz. Banka onlar onaylasa bile yok ben sana para veremem dediğin an başlayamazsınız. Çünkü buraya gerekli para, çok ciddi bir para. Önemli bir proje ama yapılamaz mı? Hayır, yapılır. Yapılır ama giren firmaların hakikaten bize dahil çok dikkatli olması gerekiyor ki bu proje İstanbul'a yapılsın. Yoksa o proje orada eğer havalimanı işletmeciliğini bilmeyen veya havalimanı işletmeciliğinin bilgisinin önemsizliğine inanan bir firmanın alır ise nitekim bir ihaledir çünkü alabilir. Tabii. Alır ise 2021'e değil 2030'a doğru havalimanı bitmez. Peki şunu görebilir miyiz? Mesela sizin gibi başka havalimanı yapan şirketler de var. Yerli. Var. Ayrıca dünyada da yapan çok güçlü şirketler var. Böyle bir siz bilmiyorum bu konuda kendinizi birini seçiyor musunuz? Seçmek ister misiniz? Yoksa tamamen biz yeterliyiz. Tav grubu buna yeterlidir. Nasıl bir şey? Çünkü çok ciddi büyük bir projeden de bahsediliyor. Şöyle, güç birliği yapmak olabilir. Lokal olarak da bakabilirsiniz. Uluslararası olarak da bakabilirsiniz. Evet. Biz genellikle bir Türk firmasıyız. Türk firmasıyız ama Türk firması olarak küresel bir firmayız. Ona olaya farklı bakıyoruz. Şimdi Türkiye'de havalimanı işleten arkadaşlarımız var. Çok da iyi firmalar. Ama onlar sadece havalimanı işletmiyorlar. Başka işler. Siz çok fokus olmuşsunuz. Evet. Sadece havalimanı yapan Türkiye'de tek firma biziz. Evet. Bizden başka sadece havalimanı işleten firma yok. Biz sadece havalimanı işletiyoruz. Ve bizim gibi de dünyada 6-7 tane var. Biri Fraport'tur. Biri Aéroports de Paris'dir. Nitekim bizim hissedarlarımızdan bir tanesidir. İşte birisi Schiphol'dur. Evet. Ayana'dır, Şangi'dir, İnçin'dir. Yani bunlardır. Şimdi bunlar ne bizde ortak olmalarına gerek yok. Bizim de onlarla ortak olmamıza gerek yok. Biz bu işi biliyoruz. Finansal ortaklar düşünülebilir tabii ki. Ama biz hepsini ihaleden sonrası için düşünüyoruz. Yani çünkü ihaleye biz kendimiz girmek istiyoruz. Rakamlarımız çok önemli. O rakamlar, o bilgi çok önemli bir bilgi. Bu bilgiyi kimseyle paylaşmaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Ama ihaleye 3 ay var. Ne olur ne olmaz bilinmez. Ama olacaksa bizim ortağımız bir finansal ortak olur. Başka bir ortak. Siz çok ciddi hazırlanıyorsunuz öyle görüyorum. Biz her ihaleye ciddi hazırlanıyoruz. Yani şu anda bu ihaleler kolay değildir Şelale Hanım. Yani biz hep örneklerde anlatırım. Medine ihalesinin dosyalarını İstanbul'dan yani bir uçak kargoyla yolladık. Bir tane kamyon götürdü Cidde'de sivil havacılık otoritesine. Yani bir kamyon yükü dosya hazırlıyorsunuz. Bunun için? Tabii ki. İnanılmaz yani, bir şey. Hele 3. Havalimanı'nın gördüğümüz kadarıyla projesi yok. Yani sadece bir konsept proje verilmiş devlet hava meydanları. Konsept projeyi siz o projenin gerçeğini 3 ay içinde kafanızda öyle veya böyle yapmalısınız ki maliyeti çıkarmalısınız. 3. Havalimanı'nda mimari proje ne kadar önemli olacak? Dünyaya bakınca gerçekten hani mimarlar da çok konuşuluyor. Böyle terminal binalarından söz ederken mimarlar ön planda. Türkiye'de ne olacak? Biliyorum Türk mimarları da ön plana yeni çıkmaya başladı. Lokal dokunuşu yani Türkiye'nin mimarları yapar ancak. O lokal dokunuşu Türkiye'deki mimar arkadaşlarımız yerli mimarlar diyorsunuz. Yani biz Atatürk Havalimanı'nı biliyorsunuz Ebru Kantaş'ı hanımefendi müellifiydi. Ama onun altında CMW diye yine bir Türk arkadaşımızın Ali Özer'in yönettiği bir grup vardı. Tabanlıoğullarını biliyorsunuz Bodrum Havalimanı'nı yaptılar. Emre Arolat Dalaman'ı yaptı. Bizim İzmir'i Yakup hocamız yapıyor. Gerçekten o da çok kıymetli bir mimar. Yani Türk mimarlar arasında da gerçekten iyi mimarlar var. Ankara'yı da yine bir Türk mimarları yaptı bizim için. Artık çok önemli bir hale geldi mimari projesi de. Tabii, mimari projesini yapıyorlar ve biliyorlar. Ama bu çok büyük bir proje. Mutlaka uluslararası bir grup olacaktır. Yani kim alırsa alsın içinde. Uluslararası bir grup olmadan bunun dizaynın kısa sürede en azından bitirilmesi zordur. Yani bizim bir avantajımız tabii Aéroports de Paris bizim ortağımız. %38 oranında. Aéroports de Paris'in ADPI diye bir şirketi var. Bu dünyanın en büyük havalimanı mühendislik firması. Yani bizim öyle de bir avantajımız var. Onlarla çalışıyoruz. Şimdi çalışmaya başladık. Onlar aynı zamanda bizim Tripoli'deki müelliflerimiz yani mimarlarımız. Oman'da öyle. Medine'de bize destek oluyorlar. Evet. Onun için öyle bir birlikteliğimiz var. Fakat bakın biz şunu demiyoruz. Şu anda dünyada bu işi çok iyi bilen en az 7-8 tane danışmanla birlikte çalışıyoruz. Yani biz bilmemize rağmen bizim bilgilerimizi de başka bir gruplara 7-8 danışman gruba çek ettiriyoruz. Çünkü bu projede ufak bir yanlış çok büyük sıkıntılara doğurabilir. Biz de her zaman akıllı büyüme peşindeyiz. Yani ne maliyetin olursa olsun 3. havalimanını alacağız hayatta demeyiz. Dememiz mümkün değil. Yani bizim yönetim kurulumuz olsun, danışmanlarımız olsun, halka açık bir şirketiz. Belirli bir sorumluluğumuz var. Halka açık bir şirketsiniz. Biraz kısa olarak Tav ne kadar büyüdü geçen yıldan bu yıla? Bir hatırlatalım mı izleyicilerimize? Tabii ne kadarlık bir şirket oldunuz? %20 o büyüme elde ettik. Evet. İstanbul borsasındaki değerimiz 2,3 milyar dolar civarında gidiyor. Yolcu sayımız 73 milyona çıktı. Ben daha önce bir programda şunu söylemiştim hedeflerle ilgili konuşurken. İşte 2000 yılında ben arkadaşlarımı toplayıp 10 yılda 10 havalimanı işletiyor olacağız dedim. Ki aslında biz 2000 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nı yeni bitirmişiz. 3 yıl 8 ay 20 gün işleteceğiz ve gideceğiz. Bu işi kapatacağız da. Ben böyle deyince bir değişik düşünce geldi tüm grubun aklına ve bilgimizi diğer bölgelere taşımaya başladık. Hakikaten 2010 yılında 10 havalimanı işletiyorduk. 2010 yılında ikinci hedefi koyduk. 2010 yılında ben dedim ki şu anda dedim 47 milyon yolcumuz var tüm havalimanlarında. Biz dedim 2020 yılında 100 milyon yolcumuz olacak. Şu anda bizim 75 milyon yolcumuz oldu. Yani 3. havalimanını almanız gerekiyor. İnşallah olur. 100 milyona ulaşmak için. Bir havalı bir haber de New York'tan geldi. LaGuardia Havalimanı'na talip oldu TAV Türkiye'den. Şimdi bakın o şöyle. Nedir durum orada? O şöyle. Şimdi Aéroports de Paris ile biz biliyorsunuz bir birliktelik yaptığımızda o birliktelikte onlar TAV'dan hisse satın aldılar. Onun parasını bizim kurucu ortaklarımız aldı. Ama onun dışında biz TAV olarak onların entelektüel sermayesini ve sosyal sermayesini aldık. Ve birlikteki yolcu sayımız 200 milyona geliyor. Onlar 25 havalimanı işletiyor. Biz 12-37 havalimanı. Şimdi bütün bunun bilgisi, ilişkileri gelince onlar LaGuardia'ya giriyorlarmış. Ama bu sadece yeterlik için müracaat. Bize dediler ki gelir misiniz? Dedik ki biz de Fransa ile zaten biliyorsunuz ben bir de Türk-Fransa İş Konseyi Başkanı oldum. Evet. Bu Aéroports de Paris'in TAV'da hisse almasından sonra ana amacımız Fransız firmalarıyla 3. ülkelere birlikte gitmek. Fransa'nın çok güçlü olduğu ülkeler var. Oralarda Türkiye de çok güçlü. Bu iki birliktelik çok ciddi şeyler yaratabilir. Nitekim Zagreb'i almıştılar. Biz Zagreb'e ortak olduk mesela. Şimdi Zagreb'te biz ortağız. Ki ihaleyi iki Fransız grubu almıştı. Aéroports de Paris ve BİK grubu. Bizi de ortak aldılar. LaGuardia'ya yine onlar girerken bize müracaat eder misiniz dediler. Biz de yeterlik için LaGuardia Havalimanı'na müracaat ettik. Yani New York'ta bir havalimanına tek başına bir Türk firması olarak gitsek bizim yeterlik almamız mümkün değil. Ama iyi ki böyle Aéroports de Paris ile gidince farklı oluyor. Yani Güney Asya'da çok güçlüler. Afrika'nın belirli bölümlerinde çok güçlüler ve Latin Amerika'da çok güçlüler. Onun için buralarda bizim onlarla işbirliği yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü yine genç yöneticiye geliyor. Yani Avrupa yaşlanmış. Yani onların böyle yabancı Afrika'ya, Latin Amerika'ya, Orta Doğu'ya gönderecek elemanla bulamıyorlar. Ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Ama biz çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Onun için onlar için gelip bize ondan ortak oldular. Yani yoksa dünyanın en büyük iki havalimanını işletiyorlar. Charles de Gaulle ve Orly olarak tabii. Paris'te. Paris havalimanlarını. 3 tane havalimanı işletiyorlar Paris'te. Ama gelip bize mecburdular. Çünkü neden? Başka ülkelere birlikte gidebilecektik. Çok da iyi bir ortaklık yapıyoruz. Bu insan kaynağı ne kadar önemli. Çok yani önemli. Genç ve dinamik ve istediğiniz yere giden esnek. Bu da sanıyorum ki Türkiye'nin en büyük avantajı. Siz onu tam olarak çok yaşıyorsunuz. İyi kullandığımıza inanıyorum. Son soru, Türk-Fransız İş Konseyi Başkanı oldunuz. Ne yapmak istiyorsunuz? Yani ilişkiler böyle bir zikzaklar çiziyor. Türkiye'ye karşı AB konusunda özellikle. Sizin bir yol haritanız var mı? Kısaca alalım. Demin bana değişik bir CEO'sunuz demiştiniz. Hakikaten ben değişik bir CEO olduğuma inanıyorum. Benim bu değişiklikte negatif taraflarım da var, pozitif taraflarım da var. Ama negatif taraflarından biri ben bu sivil toplum örgütlerinde, derneklerde pek bulunamıyorum. Yani hiç hayatım boyunca yok herhalde, yapamadım. Yani giremedim. Yani biz sevmiyorum da. Bu olduktan sonra benim Rıfat Bey aradı, Hisarcıklıoğlu. Benim Ankara Koleji'nden sınıf arkadaşımdır. Direkt sen dedi başkan olacaksın. Dedim ki Rıfat ben olamam. Yani benim işim şuyum buyum. Hayır dedi. Seni görmek istiyoruz burada dedi. Ondan sonra sağ olsun seçildik. Aday olduk, seçildik ve başkan olduk. Elimden gelen ilişkileri kurmak için bunu yapıyorum. Ama vakit harcamak gerekiyorsa da harcıyoruz. Geçen gün Fransız Ticaret Bakanı geldi. Bizim Ekonomi Bakanımız Zafer Bey ile birlikte beraber ağırladık filan. Ben bunları hep iş bazında yapardım. Şimdi biraz da sosyal fayda olarak yapmak hoşuma gidiyor. Hoşuma gitti daha doğrusu. İnşallah ilişkileri geliştireceğimize faydamız olacağına iş dünyası açısından inanıyorum. Yani kendi Türk iş adamlarımıza kendi bu giden yolda kendi tecrübelerimizi aktarsak bile o bize kafidir. Çünkü biz TAV olarak ve ben şahsi olarak her zaman sadece ticari başarıların peşinde koşmadık. Yani biz sosyal faydaları yaratan başarıların peşinde de koştuk. Şunu söylerim ben hep. Yani çalışanın hakkını yiyerek, çevreye duyarlı olmayarak, ülke menfaatlerini öncelik olarak almayarak elde ettiğiniz başarılar bir şeye yaramaz ki. Yani onun için rakamlar orada kuru duruyor ama rakamların arkasına bir sosyal fayda koymanız gerekiyor. Yani diyorsunuz ki sivil toplum kuruluşlarında daha fazla olmalıydım. Olmaya başladım. Bu da TAV'da sonra, ve size de bir... Yani TAV'a veya bana değil de biz inşallah birilerine faydamız olabilir oralarda. Sani Bey çok teşekkür ederim bu sohbet için. Sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, işte hayatın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın.